Bodrum'a yolunuz düşerse mutlaka Gümüşlü'ye uğrayın. Hatta orada kalın bence. O kadar güzel, o kadar hoş bir yer ki, özellikle sabahın 8 civarı çok sakin oluyor. Tam kafa dinlemelik bir yer. Eski balıkçı köyü görünümünden hiçbir şey kaybetmemiş. Sağda gördüğünüz Tavşan Adası. Oraya yürüyerek gidebilirsiniz. Lelekler döneminden kalma bazı kalıntılar var ve Kral Yolu var. Ve Gümüşlüğün plajlarının olduğu yöne doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Geceleyin bu masalar konuyor. Böyle denize sıfır bir ortamda harika bir akşam yemeği alabiliyorsunuz. Gündüz de şezlonglar üzerinde deniz keyfi yapabiliyorsunuz. Gümüşlüğün tarihi M.Ö. 640 yıllarına kadar dayanıyor. Burayı lelekler kurmuşlar. Burası benim en çok sevdiğim yer. Gümüşlük'teki belediye çay bahçesi. Yürüyüş yaptıktan sonra burada oturup bir kahve içmenin tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Güzelliğini. Bu manzara eşliğinde denize sıfır bir ortam. Her zaman serin olur bu bahçe. Karşıda lokantaların olduğu bölümü görüyorsunuz. Bu tepeye tırmandım. İşte görüntü böyle orada. Leleklerden günümüze çok fazla şey kalmamış. Savaşçı kavimlermiş. Hatta bir yerde kalkana kulp takarak elle tutma ve bu şekilde savaşma yöntemini aslında leleklerin bulduğunu ama Yunanlıların bunu üstlendiğini okumuştum. Leleklerden sonra burayı Dorlar, Dorlardan sonra Persler, Perslerden sonra Roma İmparatorluğu ele geçiriyor. Persler lelekleri buradan sürmeye, taşınmaya, göç etmeye zorlamışlar. Bodrum'a, yani eski adıyla Halikarnas'a. Öyle olunca zaman içerisinde onlardan çok fazla bir iz kalmamış. Radarla yapılan incelemelerde sit alanı olarak ilan edilmiş. Bazı yerlerde tiyatro falan olduğu anlaşılmış. Burası da bir berber dükkanı. Dünyanın en güzel manzaralı berber dükkanı diyorum ben buraya. Gümüşlüğün adına dair bir sürü rivayet var, yani nereden geldiğine ilişkin. Gümüş madenleri varmış çok eskiden, Gümüşlük ve civarı. Oradan gelmiş olabilir diyor bazı kitaplar. Ama asıl saat 3'ten 4'ten sonra güneş denize öyle bir vuruyor ki tüm denizin rengi böyle adeta gümüş rengi oluyor. Bence Gümüşlük adını oradan almış. Bu sahilde Bodrum'a has eski, belki de 50-60 yıllık taş evler var. Önünde lokantalar.
İşte solda o taş evlerden birini görüyorsunuz. Denize sıfır, çok güzel evler. İşte bu yürüyüşü yapmak güne çok daha iyi başlamanıza yol açıyor. Suyun berraklığını da bu arada görmenizi istedim. Gümüşlük hakikaten çok güzel bir yer. Teknelerle de geliniyor buraya. Küçük bir yat limanı var. Koy sakin olduğu için oraya demirlenebiliyor. Velhasıl Gümüşlük gerçekten hoş bir yer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.